Merhaba sevgili Kırşehirler ve çevre il, ilçe, kasabadan olan sevgili hemşehrilerimiz. Ben Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nden iç hastalıklar uzmanı Doktor İsmet Anılberk. Lenfoma vücudumuzu enfeksiyon ve hastalıklara karşı koruyan kan hücreli olan lenfositlerin anormal ve aşırı çoğalması ve büyümesiyle ortaya çıkan bir çeşit kanser türüdür. Lenfomanın en sık görüldüğü yerler lenf bezleri olmakla birlikte dalak, mide, deri ve kemik iliğidir. Lenfomanın iki türü vardır. Birincisi non-Hodgkin lenfoma dediğimiz lenfomanın %90'ını oluşturan daha agresif seyirli olan ve daha kötü huylu seyreden türüdür. İkincisi ise Hodgkin lenfoma dediğimiz lenfomaların %10'unu oluşturan nispeten daha iyi huylu olan ve kemoterapiyle kür şansı %80-85'lere varan türüdür. Lenfoma yaşla birlikte görülme sıklığı artsa da özellikle 40 yaşından sonra bu sıklık artsa da gençlerde ve adolesanların en sık görülen kanser türüdür. Lenfomaya yatkın olan gruplar ise kalıtsal ve edinsel immün yetmezliği olanlar, otoimmün hastalığı olanlar ve organ nakli olan hastalarımızdır. Özellikle de HIV ile enfekte bireylerde bu virüsün yol açtığı edinsel immün yetmezlik lenfomaya ayrıca bir yatkınlık yaratmaktadır. Peki, lenfomanın belirtileri nelerdir? Genellikle hastalar hekimlere başvurduğunda boyun, koltuk altı ve kasıklarda oluşan ağrısız şişliklerden yakınırlar. Bizim lenfomada belirtilerde B semptomları dediğimiz ateş, kilo kaybı ve çamaşır değiştirecek kadar olan gece terlemeleri bu hastaların %25'inden azında görülür. Bu semptomlar çok önemli olmakla birlikte hastalık ilk başlarda sinsi ilerleyebilir ve tüm vücutla ilgili semptomlar görüldüğü vakit hastalıkta bu kötü gidişata delalettir. Ayrıca kaşıntı, geçmeyen ve tekrarlayan enfeksiyonlar, karın ağrısı gibi semptomlarla da hastalar hekime başvurabilir. Lenfomaya karşı uyanık olmalı. Bu gibi belirtiler olduğunda acilen bir iç hastalıklar uzmanlığı başvurmalı. Ve unutmayalım ki erken tanı hayat kurtarır. Bütün Kırşehirlilere ve diğer hemşehrilerimize sağlık dolu günler, mutlu ve huzur dolu bir yaşam dilerim.